Evet Ali gel konuşalım dedik. Geldi. Teo konuşmayacak ama neler yapacak göreceksiniz. Ben konuşur. Vallahi mi? o da varsa <laughs> evet. hoş geldin. Ay, hoş, hoş geldin. Evet, hoş bulduk. Ay çok tatlı pırıl pırıl maşallah ve sizin elinize ay, bakıyor, ay, gözünüzün güzel. içine bakıyor. Ay, Kaç benim. yaşında tam? 3. 3 yaşındı. Çok güzel değil Şu güzelliğe bak. Aa Teo Merhaba. Ciocum hoş geldin. Merhaba merhaba de. de. Merhaba. Teo. Ay. Ah ya. yerim ben onu. Ah <laughs> ah. ah, ah. Çok tatlı. Buraya. Border Collie değil mi? Doğru söyledik. Aynen. Border Cins collie. bu. Cig evet, ırk erkek bu. Erkek bir çocuğum. Max'in torunu. Ay güzelim benim. Rahmetli Max'i de buradan anmış olayım. Biz de demin andık. Özellikle Oo, onu söylerken. Ooo kıskanırım. Bunlar ne yapıyor ya? Ben Merhaba. pati isteyebilir miyim mesela? Tabii tabii tabii. tabii. Teo. 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 Dur, oğlum. Çevirelim. Teo. <laughs> güzelim. Selam ver. <laughs> oğlum. Merhaba. O Selam ver. Şey Bana ver. Tamam, e, çık. Rahat ol. mı? Çık buraya. Dur çık dur zorlamayalım istersen. Gel buraya çık. Çık. Of. Ay canım benim of. ya. ya çık mı abi. Bak çık abi. Bak ne detaylardayız biz yani. Çık falan tabii, tabii ya. önemli olan e, köpekle o, değil. o iletişimi kurarken bir motivasyon kaynağının oluşturulması. Hmm. Yani yaptığı eylemden bu eğitim aslında hem köpeğe hem de kişiye, idareciye, aileye konfor katacak bir sistemden bahsediyoruz. Şöyle, arkasından <gülüyor> <gülüyor> şöyle şey. Çok iyi. izleyiciye <laughs> arka Allah'tan dönüyor yani. <laughs> Ee, Tabii burada bunu yaparken karşılıklı konfor alanlarının artması amaç. Eğitim dediğimiz bu aslında. Ee, köpeğin sahibini daha iyi algılaması, sahibini de anlatmak istediklerini köpeğine daha rahat aktarabilmesi için bir geçiş sisteminin oluşturulması. Bunu yaparken köpeğin çok mutlu olması gerekiyor, hoşnut olması gerekiyor. Çok güzel bir şey söyledin. Bak yıllarca Demet bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Gerçekten iyi bir hayvansever olduğumu düşünüyorum. Bu konuda da mütevazı değilimdir. Harikasın. Çok hayvan beslerim. Çok hayvan dostum oldu Harikasın. yıllarca. Birkaç nesilde baktığım hayvanlar oldu. Şöyle soruyorum. Ben eğitim hep karşıydım, Demet. Hep şöyle bir felsefem vardı. Önyargı var ama. Evet. Derdim ki yani bu hayvan benim dostum. Şimdi ben bunu kendimi adapte etmek için niye yorayım kardeşim? Onun doğasını niye bozayım? Kısırlaştırma için de aynı şeyi düşünüyorum bu arada. Me, Max diyorum Teo. E, oynamak e, şu istiyor an trans, bence öyle mi? Bakar mısınız? Şu anda sosyal baskı yapıyor. Aa, ne istiyor? Bakar mısın? oyuncu oraya koydum. Oyun oynamak evet, istiyor. Evet. Ay yerim ben onu ya. Bu aslında onun anlatım dili. Değil mi? Sadece onu bilmek, keşfetmek gerekiyor. Sevgili harikasın. <laughs> <de. gülüyor> onu böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ay canım benim ya. Hop Demet ablaya atıyorum topu. Gel desem gelir mi? Yok. Biterim bakalım. Devo yakala. De o yakala. En güzelim benim. Sıra sende Teo. Allah! Aferin. Bravo! <laughs> Şimdi Ay. size aslında katılıyorum. Biraz önceki söylediğinize istinaden. Katılıyor musun Neden? gerçekten? Çünkü bir önyargıda... eğitmen olarak. <laughs> evet evet katılıyorum. Peki. Fakat bu size doğru aktarılmadığı için bugüne kadar veya karşılaştığınız, yüzleştiğiniz şeyler hoş olmadığından dolayı Hı -hı. E, böyle bir önyargı oluşması kadar. Çünkü ben 30 senedir hocalık yapıyorum of ve bakan. bunların sürekli içerisindeyim burada doğru anlatmak çok önemli idarecilere, kişilere, aileye. Eğer o doğru aktarımı olumlu, pozitif bir şekilde sağlayabilirseniz böyle ön yargılardan da insanları kurtarabilirsiniz. Ben tersten sordum ki sen doğruyu söyle diye özellikle Onu, onun için sordum şey çünkü eskiden hani hep öyle bir algı vardı ya acaba dövüyorlar mı Evet. evet. neden mesela gözleri kırmızı evet. dövüyorlar aynen. mı acaba tokatlıyorlar aynen. mı İşte neden ağlıyor mesela hep bende öyle şeyler var aynen kafamda. öyle i̇şte, o yüzden evet. katılıyorum ön yargı ya, dediğiniz de. o aslında değil mi Aynen. Öyle. şimdi milleti mutsuz etmeyeyim ama elektrikli tasma bile gördüm ben tövbeler olsun ya çivili çivili böyle şey of 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 yani. neyse hadi güzel baş, şeyler başlarken başlayalım. hemen oradan özetleyeyim hadi. başlarken dedim yani ya, Konfor yani dedim. O bir part, partnerim, Tabii benim. Ya. yani o benim takım arkadaşım, ailem, her şeyim. Dolayısıyla bir iş yapıyorsa bundan keyif almalı. Zora ki çünkü bu hayvan 20-23 kilo, ben 90 kiloyum. Yani ondan güçlü bir organizmayı ama iş güçten gitmiyor ki. Onun anlayacağı bir dil var. En başta bu bir sevgidir, bir öpücük var, öpücük var. Oh. Ondan sonra da bir motivasyon kaynağını oluştu. Allah. <laughs> Nefissin sen. Ya. Of. E, ay canım, Bak şimdi yavrusu falan olun haberimiz olsun ha. Var mı yavrusu? Eşleşti. Eşleşti. Eşleşti evet baba olacak. Ah! <laughs> baba çok ufak değil mi ya? 3 yaşında. 3 yaşında normal mi? Evet değil mi? Aa, Birden bizim... sonra mı oluyor bu işler? Aktif gelişimde 1,5 yaşında zaman... tamamlıyor. Galiba. Eve verelim diyorsun. Uç oldu eve verelim artık. Ya. <laughs> Şimdi köpekleri... Neler yapabiliriz stüdyo ortamında? <laughs> Nereye yani, kullanabilirim? Bana sen nere... alan gösteririm? Nereye gösterirsen <laughs> direkt kameranın önünde, masanın önünde yapabilirsin. Tamam. Uygunsa senin için de. Şimdi aslında burada hem biraz önce hani hoşnut yapıyor dedim ya. Hı -hı. Hem onu bir sergileyelim izleyicilerimize hem de sizlere. Tabii tabii. Hem de onun yanı sıra. Bu işin... Ali'cim silgi... biz senden çok eminiz ha yanlış anlama beni. Estağfurullah. Nasıl gelme. bir... Hayvan e, hayvansever olduğu hepimiz biliyoruz. Hayır, canım. Sakın Cans, ha. Hop. <laughs> yok yok hayır. Ben izleyicilerin de gerçekten hani bunu her programında çıktığımız programlarda falan da anlatmaya çalışıyoruz. E, çünkü bu anlattığımız zaman doğru bilgiyi verdiğimiz zaman Teo gel. Daha büyük bir top gördü çünkü orada. <laughs> ya inanmıyorum ya. Otur. Evet gördüğünüz gibi top var, top var. <laughs> onu da alabilirim bakın. Ha buldu inanılır gibi Tabii değil. Canım, abi. onu gördü. Bizim haberimiz yok. Südre'de böyle bir top varmış. Evet. Şimdi öncelikle... Murat abinin topu olabilir. Tamam, onu oynayacağız. <laughs> Teo yanıma gel bir. Yanıma gel. Şimdi surat ifadesine e, kameraman arkadaşlardan rica edelim. Onlar Şimdi benimle beraber beni çekiştirmeden, e, sağa sola atlamadan, zıplamadan sol tarafımda benimle beraber yürümesini istiyorum. Bu bir komuttur. Tamam mı? Anlaşıldı. Ben şu anda onu yönlendireceğim. O da e, uygulayıcı. Teo takip. Bana bak bir. Gel buraya. Aferin sana. Aferin gel buraya. Bakın ne kadar mutlu, kuyruk sallanıyor, kafa yukarıda. Teo bekle. Teo yanıma gel. Teo yanıma gel. Yanıma iyice. Lütfen gel. Allah Allah. Bekle orada. Yan yan geldi ya. Bekle. Yat yerine. Ve bakın diyalog hani emir değil. Hani, evet, evet. E, bir diyalogla normal konuşma şekli. Bu hayvan bence. özel bir hayvan mı? Yani, her köpeğe yapılabilir ha, mi? Ha, bu ben mi? evdekine yapabilir Şimdi mi? bakın, miyim eve gidince? bir kenara bırakalım. mü yüksek mesela? ırkı bir kenara bırakalım. Bırakalım. E, ne ırk olursa olsun ırk olup olmaması da hiç önemli değil. Benim Hı. umurumda değil. Köpekle Bizim doğru de, iletişimi yakaladığınız zaman yapabileceklerinin sınırı yok. Sadece mesela Theo ve Ali olarak düşünün bunu ve Ali olarak değil. Theo benim köpeğim. Ben aynı zamanda bir köpek sahibiyim. Dolayısıyla eğer doğru iletişimi... E, o senin köpek olmadığını biliyor mudur? İnsan olduğunu biliyor mudur? Bence biliyordur. Sence biliyor? Sizde çocuk Bence var mı? Evet. Bir buçuk yaşında. İyi daha çok Deniz. ufak. Acaba dedim onunla iletişimi nasıl evde? Onunla doğru. da muhteşem. Mesela Deniz oradan geldi. E, ama şu anda böyle bir duyarsız da Teodan sonra geldi. Teodan sonra. Geldi. Teo ne yaptı? Uyuz oldu mu? Hayır, <laughs> Tabiri yok, caizse. Yok yok. Ha? Zaten daha eşim hamileyken Teo, yani köpekler o kadar muazzam canlılar ki... Ee, anne daha hamileyken, bebek karnındayken orada bir tane daha kalp attığını biliyor. Ah güzelim. Mesela televizyon seyrederken gidiyor eşi hamileyken Ciddi Karnında şey ya? böyle yatardı. Orada yani. mesela Bilmiyorum o kesinlikle. çocuk daha dünyaya gelmeden aslında orada bir canlı olduğunu farkındayım Aynen. Ah. geri. Çocuk da çok şanslı. Geri. Otur orada. Bir selam ver. Ay kurban Bekle. olurum sana. Gel bir. Bekle. Şimdi bak. Biraz dedim bir önce dedim belki konuşur diye. ha hı. konuş. <laughs> <laughs> tamam şimdi daha özel bir şey göstereceğiz. Teo otur bir. Teo stüdyo ortamındayız. Sessiz konuş. Sadece bazen dinlemediği de oluyor tabii. <laughs> Teo sessiz konuş. Kalk, kalk, bir. Sessiz. Hayır gel buraya bir. Lütfen otur. Sessiz. Ay. Asırf ağzını mı oynatıyor şu anda? Evet. Bu. Abi, Teo dön. Bu, bu, bu değil. Şu an ne ne istiyor biliyor musun? Sadece top. Evet ben doğruyu yap. <laughs> artık bu da benim hakkım. Yani. Ödül istiyor, istiyor ya. Her çocuğa. Her çocuğa. Her çocuğa. Peki bir şey soracağım Ali. Mesela sen böyle hip hipnotize edil, edilmiş gibi böyle. Yat. Sadece gözlerine bakıyor. O, o oraya kadar kaç ayda oluyor yani ben hep benim evde. Evdekiler... bana geldiğinde 45 günlük falandı ee, ve odak çalışmaları var bir takım. Hmm. Onunla beraber artık o duygusal pekişme de ilerliyor. O birleştiği zaman hem eğitimsel katkı hem de... O eğitimin başı ve ayrı bir şey odak öyle mi? Aynen öyle. Oy. Odak çalışmaları var. Fakat bu sevgiyle birleştiği zaman hani bütünleşiyorsun ailemizin bir parçası. İster istemez gözüne bakışında şimdi Muazzam bir hal alıyor. Anladım. Ya nasıl büyülenmiş gibi size bakıyor. Ha işte diyorlar. evet. Değil mi? Gibi, değil Teo, mi? Deo bununla oynayalım mı? Oğlum o çok büyük. Gel buraya bir. Bir otur. Şimdi bir numara istiyorum senden. Hazır mısın? Az geri gitmen lazım. Az geri git. Bekle şimdi bir. Be. Ay öleceğim. Bekle. Bekle. Teo. Topallamanı istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil. Biraz daha. Geri git. Geri git. Bekle. Bekle. Topallamanı istiyorum. Gel buraya. Teo. Topalla. Topalla. Aa, aa. Aferin sana. Harikasın. Tamam. Şimdi. Az geri git. İyi mi pozisyonu? Buraya mı alayım? Gel buraya. Bekle. Yat yerine. Yat. Rahat. Oh. Hat deyince ayaklar böyle. <laughs> şimdi Çok iyi ya. Hatta koy kafana, kafanı. Hmm. kafanı. Koy kafanı. Kaldır. Koy kafanı. Koy kafana, Bekle. Bunu almanı istemiyorum. Bekliyorsun. Nasıl ya? İşte istemiyormuş almasın. <laughs> şimdi değil, Al onu gel. Al onu gel oğlum. Nerede top? Al onu gel. Aa böyle bir şey olabilir mi Buraya gel. Ya. Bırak. Oraya değil buraya. Teşekkürler. Geri. Geri. Seni hiç Yat. dinlemediği zamanlar oluyor mu? Başka Yat. uyaranlar falan. Yat. Mesela dişi bir köpek. <laughs> ya şimdi şöyle hiç olmadı desem yalan olur ama şöyle tatlı olmamazlıklar bunlar. Tabii ki tabii ki. Mesela benim ses tonum. Töleresi yüksek şeylerde çok net ifademi yansıtmıyorum. Ya mesela biraz önce topa gitti. Teo dedi. Terlik getir falan mı diyorsun evde? Yok o kadar. Evde free ya. Yani öyle kapısına göre takılıyor. Aynen. Zaten benim hani peşimden ayrılmıyor diyeyim. Teo rahat. Teo bir utan. Teo bir utan. Teo utan. <laughs> Teo utanmanı istiyorum. Utanmanı istiyorum. Utan. Bir bak bana. Ah, çok tatlısın ama sen. Gel buraya. Utanmayı kelime anlamıyla yapmıyor tabii değil mi? O hareketi Bravo. yapıyor. Bravo. Ee, siz o utan yerine masada deseniz, utan dediğinizde o şey masa dediğinizde o eylemi gerçekleştirir. Anlaşıldı. Verdiğiniz komutla öğrettiğiniz eylemi birleştiriyor. Kelimenin aslında kelime anlamını bilmiyor. Teo az hmm. geri. Oh, vallahi, oh, Allah! Babaydı bu. Ayağı kayıyor diye. Az geri git. Bekle. Hazır. Hazır. Bekle. Ayakları görüyor musunuz? Her an hazır. Tabii tabii. Bekle lütfen. Kayıyor burası. Kap. Allah! <laughs> o büyük topa o sardı. Yapacağız. Giderken verelim Özel. bari ona bunu. Teo Bak, gel. Yalkın ağrısını top herhalde. Bakayım ben geldiğince gelecek. Bol meraklılar. Teo gel oynayalım. <laughs> gel aşkım. Allah. Teo evet, stüdyo yıkmadan gidersek lütfen. <laughs> bir şey olmaz. Bir şey olmaz. <gülüyor> 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 tamam peki tamam bekle gel buraya, gel buraya bir gel buraya bir. Bir vursana. Ama top gidiyor diyor. Bekle 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 hayır hayır. hayır. Top. Evet. Gel buraya şuraya gel. Yeri 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 yeri. Dolan. 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 Hacı ama diyor. Evet he. dolandım hadi lütfen falan istiyor. Yanıma gel. Yanıma. Geri dolan. Hadi canım. Gel yanıma. Şaka. Geri dolan. Geri dolan. Tamam şimdi geç kaleye. Şurada bir kale varmış gibi düşünelim. Bekle. Az geri git. Hazır mısın? Evet, Monitörleri falan indirmeden hadi oğlum. Bravo Abi, Az geri git. gibi değil ya. Az geri git. Ay. Tamam Allah. bitti o. Tamam bitti. Hiç tertemiz bitirdik. Gel yanıma bir. Gel yanıma bir. Otur. Ali Teo benim olsun mu? <gülüyor> Niye? <gülüyor> o çok mutlu Ya bir işte, Hiç olmasın. <laughs> Şaka yaptın zaten. <laughs> Teo bekle. Yavrular bekle. olursa görüşebiliriz ama. E, ya yani, tabii ki. Atla. Hmm. Kalk 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 kalk. Buradan. Oh oh oh, oh bravo sana. Minnak öğrenci arkadaşlarımıza selamlayalım. Ay İn aşağı. Aferin sana. Aferin sana be Teo. Abi çok acayip bir ya. Şey Keşke bir ödül Ali sana, sana da helal olsun bu arada ya. Ben teşekkür ederim. Yani nasıl evet. bir iletişim. Ya. Getir Teo getir oynayalım. <laughs> getir. Yaparken getir. eylemleri evet. dikkat ettiniz değil mi? Hayvan yaptığı işten keyif alıyor. Evet Tabii. evet evet evet. Hani öyle bir zoraki bir yaptırım yok hani yok. Hani bir baskı yok. Gönüllü. Sadece evet gönüllü. Gönüllü. Asıl olayın kit noktası bu. Yaptığı eylemden keyif. Sevgi sevgi bana bana evet bana sevgi ya. sevgi. Başka her şey yani, Hep olur. söylüyoruz yani e, hayvanları getir, getir sevmek zorunda değilseniz de. Koş. Sana vermeyin ya, ya <laughs> vermeyin. Şimdi senin söyleyeceğin çok güzel şeyler vardır. Bak benim aklımdaki sorular e devletin ya. de eminim vardır. Şimdi e, özellikle ailelere yararı nedir? Ya. Çocuklara olan yararı nedir? Köpeklerin, hayvanların. Ya. Sadece köpekle demeyelim. Ay güzelim benim. Bekle. Veya varsa mesajlarını onları da almak isteriz. Tabii ki. Çok kısa bir iki mesajım var. E, vesile olduğunuz için de teşekkür ederim. Çok Bu arada güzel... biz seni bırakmıyoruz. ha. Biz devam edeceğiz. Hani Teo biraz dinlenir. E, ondan sonra tekrar rica ederiz. Bekle. program içerisinde. Memnuniyetle. Hı -hı. E, şimdi özellikle çocuk evet. gelişiminde köpeklerin e, çocuklara kattığı... Bakın. İnanılmaz şeyler var. Klasik sorumluluk duygusunu arttırıyor. Hani bu evet zaten herkes tarafından çok eskiden beri bilinen ama özellikle günümüzde ihtiyacımız olan hani sadece Türkiye'de değil globalde bu böyle. İhtiyacımız olan o vicdan algısı. Ha, çok güzel, çok güzel. Yani çocuklarda inanılmaz bir etkisi var bu. Çünkü çocuk görüyor bunu. Suyunu vermezsem su içemiyor. Mamasını vermezsem mama içemiyor. Evet onları getirmek bir sorumluluk duygusunu geliştiriyor. Ama vermediğim zaman susuz ya da mamasız kalacak düşüncesi de çocuklardaki vicdan e, duygusunun gelişmesine veriyor. Bak bir de çift taraflı bakmak lazım. Şimdi bizim evde hep şu olur. Çocuklar heveslenir, alır, tamam. Biz de tamam deriz. Kedi alır, köpek alır, kaplumbağa alır, ne alınabiliyorsa alır. Sonra bana kalır ve eşime kalır. Ama Şimdi... kalır. Kalır çünkü Heh. Biz seviyoruz tamam, zaten kalır. sevdiğimiz için de evet diyoruz ama çift taraflı da bakmak lazım. Şunu söylemeye çalışıyorum belki bu eğitimin parçasında bu da vardır diye soruyorum. Çocukların bu sürdürülebilir bir şekilde dostluğunu ve onlara ve bakıcılık yapmasını da devam ettirmemiz gerekiyor. Doğru. Abi bize kalıyor yani. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> be, be, benim için e, mesela birkaç projede yer alıyoruz biz burada mesela ben hep sürekli dile getirmeye çalışıyorum. Yani bu hayvan sevgisi hayvanlara yaklaşım illa hani hayvanı al evine götür öyle değil. Yani evet. sokakta da bir sürü sahip sahiban var. Ya bunlara yaklaşım en azından okullarda müfredatta bir kenarında bu olursa ileriye dönük çocukların daha bilinçli bir nesil yetişmesine sebebiyet verir ve eğer o kendi o kapasitesi veya o şeyi görmüyorsa olgunluğu görmüyorsa hayvan sahiplenmez mesela bir heves uğruna köpek alınmaz. Ondan bahsediyorum. Ama bu alt şöyle, şöyle, itibaren şöyle. çocuklara çocuklara e, öğretilmeli işlenmeli. E, bu sayede e, gerçekten hani sokak hayvanları gerçeği de bir nevi olsa ne affet. dedi ben dedim ki ne cins border collie dedi ki umurumda da değil dedi değil mi? ben öyle bir cümle Harikasın. kurdum burada evet. yani ne olursa olsun anlamında söyledin zaten sana aynen öyle ne ha, olursa, olsun. Ne de, olursa de. olsun diyor yani, yani. tabii doğru ya tabii. çünkü hepsinin bir ruhu var duyguları tabii. var yani border collie dediğiniz zaman İskoç İngiltere sınırında yetiştirilmiş bir çoban köpeği e ee, işte Yorkshire işte al bunların hepsini adlandıran zaten insanoğlu. Yani Teo sizce Border Collie olduğunu biliyor mu? Yok canım. Ya Border Collie <laughs> adını koyan hani araba markaları gibi adam soyadını Haklısın. koyuyor ya hani onun gibi ha, doğru, doğru, onun gibi mi? gerçekten ya kişiden üreticiden alıyor ırkın ismini ya da bölgesinden alıyor. Anlatabiliyor muyum? Tabii Dolayısıyla ki, tabii ki, tabii ki. hani hayvan bilmediği için bunu isimlendiren insanoğlu ya yani onun duygusu Teo gel oğlum. Şimdi baba olacağını biliyor mu mesela? Yok. o hissiyat <laughs> yok. <gülüyor> Sandalye oturabilir misin rica etsem? Ben görüşüyor mu daha doğrusu hanımla? Atla. <laughs> Bir kere mi görüşüldü? Ya o anne de e, dişi hayvanlarda çok insan olduğu gibi e, anaçlık çok yüksek. E, erkek yavrusunun olduğunu bilmez. Yavrusun karşısına da getirseniz yavrusu olduğunu bilmez. Şaka yapıyorum ya. Bilir. Evet. Aa, aa. Aynen. İlk defa duydum. Köpek kendi yavrusunu yavrusu, evet. yavrusu beraber olduğunu bilmez. beraber olmaya çalışıyorlar falan ya. Nasıl? Net, beraber olmaya çalışıyorlar sonuçta? Ne, net bilmez yani. Aa ben kedilerde vardı var. erkekler şey köpeklerde. Okşayabiliyor muyum? Tabii ki. Bir de bizimki de mesela çiftleştirmişti. Oh, 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 oh. Ee, bizimkinin tam şeyi ne yapacağız? O siyah büyük olanlar ne oluyor? İtalyan bir şey. Napoli'ta massif. Yok. Canicorsa. Ah Canicorsa yaşa. Ha. Ondan sonra ben dedim o kadar şeycilik oynadınız niye birleştirdiniz işte böyle şey mi olur bilmem ne. Abi 12 tane falan çocuğu oldu. Dedim ki alalım birkaç tane biraz annede dursun. Anne sonra hepsini boğdu. Ya onun altına başka bir travmatik bir durum olabilir. Yani o sonra bir ay ağlamış hep. Hmm. Çok fena. Şimdi korkuyor insan. Ay. Şimdilik son bir soru soralım Demetçim. Onları da dinlendirelim. Ondan sonra tekrar devam edeceğiz. Yeni gösteriler gelir belki bizim için. Burada Teo <laughs> isterse tabii. Eğitimin hani yaşken eğilir ağaç misalinden evet. yola çıkarak soruyorum. Var mı bir üst limiti bundan sonra geçmiş olsun diyebileceğim. Köpeğine göre değişmekle beraber her köpek her yaşta eğitim alabilir. Fakat şöyle bir parantez, gelişim gelişim çağında yani 3 4 5 6 aylık daha hayvan yetişkin olmadan e, doğayı, tabiyeti, maddeleri, canlıları tanımlama aşamasındayken algı çok daha açıktır. Hmm. Yani kafadaki taşlar tabulaşmadan eğer e, eğitim eylemine girildiği zaman orada kavrama kapasitesi çok daha hızlı ve yüksek kapasiteli olur. Bir not da ben vereyim tekrar. Malumumuz kış günlerindeyiz. Hadi. Ee, Birçok sahip sayvan var He. dışarıda. Lütfen elimizden geldiği kadarıyla kapımızın önüne bir kap mama bir kap su koymamızı izleyicilerden rica edeyim. Çok teşekkürler. Dediğim gibi de seni veriyorum. bırakmıyoruz. Bir ara veriyoruz. Senle bir ara Tamamdır. veriyoruz. Biz devam ediyoruz efendim. Memleket haberlerine de bakacağız. Tamamdır. Aynı zamanda günün sorusu yorumlarını da bekliyoruz sizlerden. Teo'yu dinlendiriyoruz. <laughs> Ali abisini dinlendiriyoruz. Birazdan tekrar onları burada ağırlıyoruz. Tamamdır. Tamam. Anladım. Ve ilk haberimiz geliyor efendim yayına. thank <laughs> you